Merhabalar dostlar, şimdi tanıtacağımız ikili ise Aksa. Peki Aksa'yı en son ne zaman tanıttık? Aksa Akrilik Kimya Sanayi. Aksa'ya baktığımız zaman en son 5 Ocak'ta tanıttık arkadaşlar. Yaklaşık 17 gün önce. 5 Ocak neresi? Tam da şurası arkadaşlar. Bakın burada tanıttığımızda direncimiz 95-97, desteğimiz 76-04 ve 67-75'miş ama geldiği son noktaya baktığımız zaman da 70.25'e kadar aşağı doğru bir gevşeme yapmış. Ki zaten şurası arkadaşlar endeksle beraber oldukça gevşeyen bir bölge. Şimdi desteğimizi bir defa güncellememiz lazım. Desteğimiz şu anda 70.43 olarak karşımıza çıktı. Hatta biraz daha aşağı alabiliriz. Hemen şöyle, evet. 70.05 olarak desteğimizi aldık. Altta 67.75 desteğimiz var. Hemen arkadaşlar garanti olsun diye, sigorta olsun diye hemen bir tane daha desteğimiz çizmek gerekiyor. O destekte 64.22 olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar direnç olarak da şu anda 92.25 de karşımızda çıktı. 95.97 karşımıza çıktı. Peki arkadaşlar arada başka desteğimiz var mı? Bakıyoruz. Şurada bir desteğimiz var ama hani şunu da geçer mi geçmez mi onu da şöyle bakalım. Hemen şu şekilde bir 83.93 direncimiz oluştu arkadaşlar. Şuradaki yükselemediği bölgeden dolayı 95.97'de diğer bir direnç olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada aslında daha önce güzel bir bant aralığına giden bir hikayemiz, bir rotamız oluştu ama tabi ister istemez aşağı doğru endeksle beraber bir gevşeme oldu. Şimdi yeni bir bant aralığı olma ihtimali olan yere doğru gitmeye çalışalım. Bant aralığı demeyelim de trend desteği olarak da karşımıza çıkan bir bölge olabilir. Orası da düşemediği bölge olarak en azından şu anda yaklaşık 8 gündür düşemediği bölge şuraya kadar arkadaşlar bir durum sergileyebiliriz. Buradan da takip edebileceğimiz bir direnç desteğimiz oluşacak gibi duruyor inşallah. Hani daha da aşağı düşmez diye düşünüyoruz ki hani hissenin de önü açık, onu da ben size söyleyeyim. Yani şu anda gözüken önü açık. Bir düzeltme yapabilir. Tabi yapmış da zaten. Şuradaki mesela basit bir düzeltme. Neyse Ichimoku volüngel ve hacim hakkında değerlendirmemizi yapalım. Destek ve dirençleri tanıdıktan sonra Ichimoku bulutu bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendi desteklenmiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası, bakın şuradaki siyahlı kırmızı ince bir çizgimiz var. Orta nokta 83.37, fiyatımız 81.55. Bollinger bandının altında kapattığı için bu da olumsuz olarak karşımıza çıktı. Aşağıya baktığımız zaman arkadaşlar hacimimiz, bakın tepe noktasındaki hacimimiz 3 milyon 100 bin ortalama 10 günlük hacimimiz. Dip noktasına baktığımız zaman 3 milyon arkadaşlar. Yani fiyat düşükken hacim düşmüş gayet güzel ama çok ciddi bir düşüş sergilememiş. Bir de şuraya bakalım. Bakın burada 3 milyon 50 bin notken arkadaşlar buraya geldiğimizde 1 milyon 900 bin. Yani fiyat yükselirken hacmin düşmesi bizim için olumsuz. Şu bölgeye baktığımız zaman olumsuz bir fiyat hacim grafiği gözüküyor. Arkasından baktığımız zaman Ichimoku olumsuz, Bollinger'de olumsuz diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ve gelelim Polisen Holding AŞ'ye. Polisen'i en son 5 Ocak'a tanıtmışız arkadaşlar. Peki 5 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 5 Ocak arkadaşlar tam da şurası, bakın şuradaki kırmızı barımız. Burada desteğimiz, aynı gün desteği var. 11.62 desteğimiz arkadaşlar 2 gün dayandıktan sonra ister istemez aşağı endekse beraber gevşiyor. Ve güncelleyeceğimiz bir desteğimiz oluştu karşımızda. 9.34 bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Başka destek yapabileceğimiz yer var mı? Tabii ki hemen şurada. Daha da garanti olan 6.21'de desteğimiz mevcut gözüküyor. Hisse aslında çok güzel bir aralıkta giderken bir anda endeksle beraber aşağı doğru hareketlendiği için mavi trend çizgisinin altına gevşemiş. Ha, toparlayabilirse iyi ki, zaten baktığım zaman üste çıkmaya çalışmış ama arkadaşlar mavi trend çizgisinin üzerine, ki aynı zamanda şurada da direnç olarak karşılaşacağımız bölge ama ondan sonra ister istemez aşağı doğru tekrar gevşemiş. Bu arada arkadaşlar dirençlerimizde hemen şöyle bir güncelleme yapalım. Direncimiz az bir şey yukarıya. 11.70 arkadaşlar, bakım yakımı, evet. Bir de şurada arkadaşlar bir direncimiz oluşacak düşmeye ilk başladığı yerden. Şurası arkadaşlar, yani derin düşünün ilk başladığı yerden 14.18'de bir direnç olarak kabul edeceğimiz bölge diye karşımıza çıktı. Şimdi hemen Ichimoku'ya bakalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması orta vadeli yükseliş trendini desteklemediği anlamına geliyor arkadaşlar. Olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 12.04. Yani şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi 12.04, bizim fiyatımız 10.99, yaklaşık %10'a yakın altında kapatmış gibi gözüküyor. Bu da bizim şu aşamada olumsuz bir Bollinger bandı olarak ortaya çıktı. Peki Ichimoku olumsuz, Bollinger bandı olumsuz ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasında hacim arkadaşlar şuradaki düşmeye başlamayınca 7 milyon 670 bin not. Baktığımız zaman burada arkadaşlar 7 milyon 10 bin, yani fiyat düşerken hacmin düşmesi gayet olumlu arkadaşlar. Peki baktığımız zaman fiyat yükselirken hacim yükselmiş mi, ona bakalım. 7 milyon nottan arkadaşlar baktığımız zaman tam tepe noktasında 6 milyon 700 bin. Yani fiyat yükselirken hacmin yükselmemesi bizim için olumsuz arkadaşlar. Yani şu bölgeye bakarsak olumsuz bir fiyat hacim korelasyonu var diyelim. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar Ichimoku olumsuz. Şuraya baktığımız zaman Bollinger bandı olumsuz diyoruz arkadaşlar.
Ve gelelim hemen İhlas Yayın'a. İhlas Yayın Holding AŞ'ye arkadaşlar. En son baktığımız zaman 5 Ocak'ta tanıttık. Peki 5 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakalım. Mümkün bir geçmişine bakalım. Evet arkadaşlar. Fincan Kulüp formasyonu veya Çanak formasyonu oluşma ki Fincan Kulüp olma ihtimali daha fazla gözüküyor arkadaşlar. Yani şu anda 1.48 eksi 80, 80 kuruş yukarı daha gider 2.4 kuruşa falan arkadaşlar. Yani şuraya kadar hedeflediği bölge ama tabii 2.90 şu Fibonacci'nin 2.61 seviyesi olan 2 lira 90 kuruş bizim için takip edilmesi gereken nokta olarak da söylüyoruz. Bunun için arkadaşlar hemen 5 Ocak durumuna bakalım. 5 Ocak durumu nedir ne diye de şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 5 Ocak arkadaşlar bakın tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Kırmızı bölgemiz arkadaşlar. Burası bizim için değerlendirme yaptığımız bölge ki o dönemde de baktığımız zaman 1.16, 1.27 ve 1.30 da çanağın sol tarafından gelen 1.48 bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yeni bir direnç yapmaya gerek var mı? Tabii ki şurası arkadaşlar 1.05 de bizim için direnç. Yeni bir destek yapmaya gerek var mı? Şu aşamada gerek yok çok yakın olduğu için. Aşağıya baktığımız zaman 62'de arkadaşlar bizim için bir destek ki arada da şunu da yaparsak daha iyi olur. 75'te diğer bir destek olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Hemen Ichimoku, Bollinger ve Hachimoku değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil değil kırmızı arkadaşlar. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemediği anlamına geliyor. Olumsuz bir Ichimoku bulutu var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi orta nokta 1.18 arkadaşlar. Yani 1.18 ama pardon 1.03 özür dilerim arkadaşlar 1.03 fiyatımız kaç 1.02 yani burun farkıyla altında kapattığı için bizim için olumsuz bir Bollinger bandı var. Neden? Ortalama 10-20 günlük hareketli ortalama olan orta noktanın altında kapattığı için. İçimok ile Bollinger olumsuz ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasında hacim 48 milyon arkadaşlar. Fiyat düşmüş kaça? Aşağıya düşmüş arkadaşlar. 1.39'dan 80 kuruşlara kadar düşmüş. Ya hacim de düşmüş arkadaşlar. Yani bu da tam bizim istediğimiz gibi. Fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Fiyat hacim korelasyonu olumlu. İçimok ve Bollinger şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Kortsa'ya. Kortsa'yı da en son 5 Ocak'a tanıtmışız. Peki 5 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bakın kırmızı bar olarak değerlendirdiğimiz nokta 103 arkadaşlar bizim için dirençmiş. Şimdi bir defa direncimizi güncelleyeceğiz. Direncimiz yükselemediği bölge 90.91 bizim için direnç. Destek olarak da arkadaşlar 75 desteğimiz aslında iyi çalışmış. Çünkü altında bir kapanış sergilememiş ama tabii güncellememiz gerekiyor. Bunu bir defa 71 olarak da destekledik. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda başka desteğimiz var mı veya silebilir miyiz de ki garanti olsun diye arkadaşlar şurada bir tane daha desteğimiz yapalım. 61 de bizim için destek arkadaşlar. Şimdi buradan baktığım zaman yeşil tren çizgisinin üzerine tutunma çabası var gözüküyor. Bant aralığına dışına çıkma çabası var gözüküyor. Aslında şu yeşil trendi bir defa silelim. Çünkü bandın üzerine tutunması bizim için yeterli gibi. Görüntü arkadaşlar şu bandın üzerine tutunma çabası ki oldukça başarılı sergileyecekmiş gibi gözüküyor. Hani ileriki günlerde baktığımız zaman şimdi hacim kısmına buna en azından bir fikir edinebiliriz diye düşünüyorum. Direnç ve destekleri söyledikten sonra hemen Ichimoku, Bollinger hacim nokta değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu arkadaşlar onu söyleyelim. Şimdi bir de haberimiz var. Bu yeşil Ichimoku bulutu daraldığı zaman sert bir hareket yapabiliyor arkadaşlar. Yönden bağımsız ki bu yön hakkında net bir şey söyleyemiyoruz ama yukarı veya aşağı hızlı hareket yapma ihtimali var. Ama arkadaşlar baktığımız zaman şu anda Ichimoku bulutu sert bir hareket yapmaya meyillenmiş gibi duruyor. Bunun dışına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktasına baktığımız zaman 89.04. Peki baktığımız zaman 89.04 ne eşit anla şuradaki siyahlı kırmızı çizgi üzerine kapatmış mı? Evet arkadaşlar üzerine kapatamamış altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yani Ichimoku bulutu gayet güzel olumluyken şurası arkadaşlar ama Bollinger bandı şu aşamada olumsuz. Ve hacime gelelim. Bakın tepe noktasında hacim 4 milyon 300 milyon arkadaşlar. Aşağı dip noktasına indiğimiz zaman 2 milyon 600 bine düşmüş. Yani hacim 4 milyondan 2 milyon 600'e düşerken fiyat arkadaşlar 103'ten 71'e düşmüş ki gayet olumlu arkadaşlar. Fiyat düşerken hacmin düşmesi, fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu ama sadece şu bölgeye bir de bakalım. Şimdi bakın şu bölgeye baktığımız zaman dip noktasında 2 milyon 600 bin, tepe noktasına geldiğimiz zaman 2 milyon 100. Yani fiyat yükselirken arkadaşlar şuradan şuraya yükselirken hacmin yükselmemesi bizim için biraz olumsuz. Yani şu bölge bizim için şu aşamada olumsuz. Ama daha da aşağı düşmeme ihtimali var. Şunun altına 71.90. Onu nereden söyleyebiliyoruz? Şuradan dolayı söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ama içi de olumsuz mu? Evet şu aşamada bu yükseliş bizim için fake bir yükseliş gibi gözüküyor. Tepki yükselişi olarak gözüküyor.
Hacim gelirse olay değişir, onu da söyleyelim. Ama içinde olumlu bir görüntü var mı? Yok tabii ki şu aşamada olumlu bir görüntü yok. İçimok olumlu, Bollinger ve Hacim şu aşamada olumsuz diyelim. Ve gelelim diğer bir sitemize, Kardemir Ağa'ya arkadaşlar. Şimdi Kardemir Ağa'ya baktığımız zaman en son 5 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 5 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle bir bakmaya çalışalım. 5 Ocak arkadaşlar bakın tam da şurası kırmızı barın olduğu yer. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bizim direncimiz o zaman 19.18 ve 20.35'miş ki 20.35'e arkadaşlar takılmış kalmış. O zaman şu 19.38'i değiştirelim. Bunu artık bir destek olarak karşımıza çıkacak. Başka destek noktası var mı? 15.37 yakın mı? Yine çizelim arkadaşlar. Bir desteğimiz daha, garanti desteğimiz 15.33, 14.49, akabinde 10.67, 9.73 ve 9.25'te bizim için destek olarak karşımıza çıkan bölgeler. Peki bunun dışında hemen bakalım İçimoku, Bollinger ve Hacimok değerlendirmeye. İçimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı olması bizim için İçimoku bulutu yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir İçimoku bulutumuz var. Hatta bulutumuzun alt tarafı ve yukarı doğru çıkma hareketinde bulunuyor. Üst tarafı da yatay. Bu da bizim için en azından orta arkadaşlar olumlu orta vadeden daha olumlu kısa vadeli bir yorum nokta değerlendirilebilir. Hemen geçelim bakalım Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 17.65. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Fiyatımız kaç? 19.36 arkadaşlar. Orta nokta olan 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine kapattığı için bizim için olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var? Bir Bollinger bandımız var arkadaşlar. Yalnız Bollinger bandında üst tarafa biraz fazla sürtünüyor. Dikkatli olmakta fayda var. Genelde sürtüğünde arkadaşlar bir düzeltme, bakın düşüş trend demiyorum, bir düzeltme hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz ama şu aşamada çok da ciddi bir sıkıntı yok. En azından şöyle bir gap boşluğumuz yok. Ama neticede Bollinger bandı olumlu, Ichimoku bulutu olumlu ve hacme bakalım. Şimdi dip bölgesindeki hacim 11 milyon not arkadaşlar, 10 günlük ortalama hacim. Peki tepe noktasına geldi 21 milyon not. Yani fiyat yükselirken hacim de yükselmiş, bu da bizim için olumlu. Yani hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim Kardemir Ağa'da yükseliş trendini destekler vaziyette olumlu diyelim. Ve Otokor Otomotiv Sanayi AŞ'ye bakalım. Otokor'u da en son 5 Ocak'ta tanıtmışız arkadaşlar. Peki 5 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakalım. 5 Ocak neresi? Baktığımız zaman 5 Ocak arkadaşlar tam da burası. Şimdi buradan baktığımız zaman 1088'miş arkadaşlar bizim direncimiz ve baktığımız zaman direncimize değişen bir şey yok. Desteğimize baktığımız zaman destekli arkadaşlar alt desteğimiz 883 gayet güzel çalışmış ama iğneli bir şekilde aşağı olduğu için güncelliyoruz. 818 arkadaşlar. Peki başka desteğimiz var mı? Tabii ki başka desteğimiz de hemen şurada. Şuradası arkadaşlar. Şu uzun barın altı 951.72'de bizim için diğer bir destek olarak karşımıza çıktı. Aşağıda başka destekler var mı? Tabii ki hemen şurada bir destek daha yapacağız. O desteğimiz de 699 olarak karşımıza çıkıyor. Hatta 702, evet 699 olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi hisseye baktığımız zaman belli bir trend aralığına giderken tepe noktalarından giden siyah trend çizginin üzerine çıktı. Ve ister istemez hızlandı. Aşağıda arkadaşlar siyah trend desteği de bizim için ana trend olarak ana trend desteği olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da takip etmekte fayda vardır diye söylüyoruz. Gelelim Ichimoku, Bollinger ve Hacimoku'ya değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktığından bahsedebiliriz. Peki arkadaşlar Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı bizim için ne diyor? Bollinger bandının orta noktası 990. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. 990 üzerine kapattığı için şu aşamada bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu 990 dediğimiz 20 günlük hareketli ortalama olan şu siyahlı kırmızılı çizginin üzerinde arkadaşlar kapatması bizim için kısmen de olsa olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunların hepsi hacim destekli olması lazım diye düşünüyoruz. Peki bunun dışında bakacağımız ne var? Bir de hacimimiz kaldı. Bakın tepe noktasındaki hacimimiz 167 bin not. Aşağı düştüğünde 180 bin not sıkıntı. Peki tekrar yukarı çıktığında 198. Aslında sadece son kısma baktığımızda olumlu bir görüntü karşımıza çıktı arkadaşlar. Sadece son kısım için konuşuyorum, yaklaşık 10-12 günlük. Çünkü fiyat yükselirken arkadaşlar hacim de 10 günlük ortalama hacim de yükselmiş. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Ne diyeceğiz? Ichimoku, Bollinger ve hacim üçü beraber yükselişlerini destekliyor. Olumlu olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Teşekkür ederim.